Merhaba arkadaşlar, Neyse kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nereye geldik? Konya'ya. Konya'da ne yenir videosu çekeceğiz. Bakalım neler yiyebiliriz. Tabii ki de Konya özgü yemekler de var. Onları da çekeceğiz. Sürpriz olsun gideceğimiz yerler. Gezip, görüp, yiyelim bakalım neler var Konya'da. Video başlasın. Şimdi Konya'da ilk mekanımıza geldik. Şöyle içeri giriyorum. Selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Selam abi. Hayırlı işler abi, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İyiyiz abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Etli ekmek yapıyorsun. Et Konya ekmek. Usulü. Ya şimdi usul tabii geniş olarak Konya usulü diyorlar da. Evet. Yani geniş de yaparız, ince usul da yaparız. O şeye bağlı hani değil kişiye yani. Bağlı. Önemli olan hamurla etin o şeyde buluşması önemli. Yani. Anladım abi. Şekil yani bence pek bir şey fark etmiyor ama tabii usul olarak Konya usulü diyorlar, geniş yapıyoruz yani. İsteyene göre. Şu anda sabah şeyinde yağ somunu devam ediyor. Siparişleri hazırlıyorsun. Ya, evet, isteğe göre. İşte köfte peynirlisi. Kavurmalı, pastırmalı diye gidiyorduk. Hani. Hemen saldık, kolduralım. Şöyle yenilerini de hazırlıyorsun. Evet. Nasıl? Böyle odun ateşinde pişiyor. Şöyle yakından da meşe olduğunu. Meşe olduğunu bile. Sadece meşe. Doğal gaz burada yani o pişiriş de farklı. Ateşin önünde şişiriyoruz. Efendim söyleyeyim, koltukta pişiriyoruz. Efendim kabardı, mantar gibi oldu. Veriyorum efendim yine. Heyecan efendim. Yaptım, bakar mısın evet. Nasıl geliyor? Evet. Allah Allah. Şöyle. Güzelce yanlardan evet. Açıyorsunuz. Yani içi boşandırıp işte yarı pişmiş olarak çıkarıyoruz. İsteyene göre malzemeyi doldurup fırınlıyoruz. Bir peynir doldur, bir atom doldur. Bu küflü peynirli. Bu evet küflü peynirli. Bunlar i̇şte, dördü de küflü mü olacak? Ya isteyene göre değişir işte. Küflüsü, atomu ne isterse ona göre değişiyor. Beyaz peynir isteyene beyaz da var yani sırf. Bunlar küflü, sırf küflü değil zaten. Karışır. Anladım. Ama tabii başlangıç olarak küflü. Şimdi hafiften belli eder böyle mahvetli tadı var. O da karışık herhalde. Karışık. Şu yaptı. Var, evet. Kavurmalı. O kavurmalı. İşte bu da pastırma da girince direkt atom oluyor abi. Atom. Evet. Buradan iki tane daha geldi. Hasan abi kaç senedir var burası? Burası 45 senedir var. 45 senedir. Ama daha eski. Allah yani. Daim etsin. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Ben geliyorum. Abi geldi. Burada. Şu an. O yeri söylerim. Küfür peynirli. Konuşuyor ya resmen. Yani. Beni ye diye konuşuyor. Tabii. Abi afiyet olsun. Sağ olsun. Oradan bir daha bağlı mısın? Şey. Burada mı yiyeceksin? Paket olacak. Tamam, hemen paket edeceğim işte. Tamam. Evet. Ver bana. Tamam. Biraz şöyle poşete koy. Tamam. Kaşar. Kaşar atom mu? Sipariş. Kaç tane? Bir sucuk pastırma da kaşar. Bir tane kaşar atom. Tamam. Ya isteyene göre değişiyor işte. Peynir olanı, işte küflü olanı var. Seveni var, sevmeyeni var. Hiç peynir sevmeyeni var. O şey isteyene göre değişiyor. Toplamda 4 çeşit mi var? 3 çeşit mi? 6 çeşit. 6 çeşit. Küflü, beyaz peynirli, evet. Kavurmalı, pastırmalı, sucuklu, atom. 6 çeşit. Daha çeşitlendirilir de ancak yer rezgahına göre. Anladım abi. Bu da yeterli yani bence. Fazla abartıya da bakmayın. Orada artık efendim. Hemen gelecek. Böyle isteğe göre değişiyor. Sabah kahvaltısını değişmeyeli. Şöyle bir tane de ben yerim ya, karışık olsun ama benim. Yapayım. Tamam. Atom mu yapayım? Aynen abi, atom. Tamam. Bir tane. Hasan abi değil mi ismi? Fatih. Fatih. Babamın ismi Hasan. Hasan ikinci evet. Abi. Babam. Ya o ya kullandığımız ya öyle şey. Anladım.
Fatih abi. Bir tane atom. Şu atomumuz efendim. Tamam. Allah Allah. Bir tane. Şöyle. Heh. Efendim tamam. Ortalama kaç dakikaya pişiyor Fatih abi? 3 dakikada, 3 dakikada şişiyor. 5 evet. Dakikada pişiyor. 8 dakikada hazır. Yani o fırın hani bir de hızına göre değişiyor bir de. Mesela bazı daha harlı oluyor, daha hızlı çıkıyor da tabii yavaş yavaş pişen daha hoş olur. Şöyle gör. Efendim, ortaya atıyor. 5 dakika sonra hazır. 5 dakikadan hazır. Evet. 5 dakika doldu. Doldu. Fatih abi. Evet. Ben çok heyecan yaptım ya. Oy, harekete bak be. Allah Allah. Yağ akmasın, boşa gitmesin. Şöyle aynen. Ben göstereyim. Aynen. Tamam mı? El üstündeki yağ akmasın. Efendim, afiyet olsun. Şu an hazır. Hazır. Buranın konumundan bahsedelim biraz burası Fatih abi. Burası kadınlar pazarı. Kadınlar pazarı. Başta öyle şubemiz yok. Konya kadınlar pazarı. Herkesi bekleriz. Buyursun gelsinler. Güncel fiyat nedir peki falan? Peynirli 50, evet. Orada pastırma sucuklar 60, evet. Atom 75. Değişti, fiyatlar daha yüksekti de. Ben aynı şu anlık güncel fiyat bu. Yani bu şekilde tutuyorum. Tamamdır. Işte. Ben tadıma geçiyorum. Tamam. Ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun. Buyurun efendim. Çayları söyle. Adaşım değil mi? Adaşım. Fatihlerden sıkıntı olmaz. Hayır, Fatihlerden. Sıkıntı olmaz. Ya şunu bir gösterelim mi? Aynen abi. Hangisi şey? Bu atom mu? Bu iç hepsi at. Benimki atom. Atom. Şöyle. Biraz daha önce geldi aslında. Bu soğudu. Böyle çok güzel sunuyordu. Oy. Ama tabii sunma olayı kalmamış. Dumanı üstünde. Ben heyecan yaptım. Hemen tadına bakmak istiyorum. Besmele ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih abi. Beraber yaşalıştı. Şunu söyleyeyim de bir şubeyle adını yazsınlar. Bence de açınlar sana. Ama ben hiç tadını alamadım. Biliyorum. Çünkü Oyguzum demedik. Oyguzum demediğin için. Aynen. Oyguzum diyerek yiyin. Daha lezzetli olur. Bak şimdi ben yiyeceğim. Gözlerimden belli olacak nasıl güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Oyguzum. Adam 8 çeşit peynir karıştırıyormuş ya. Kurabiye. Bir gün çekim yapmayalım bugün. Sadece bunu pide yemeye gelelim ya. Sadece yağ somunu yemeye gelelim. Karışık pideler yaptıralım. Hepsini. Paket de yaptıralım. Götürek bir de. Aynen. Paket de yaptıralım. Aslında var ya bu mikrodalgada ısınır. Bu şekilde buzluğa koysa bence çıkar taptaze kalır. Diyetteki arkadaşlar büyük ihtimal yiyemez biraz yağlı diye. Onlar için yiyelim. Nasıl kilo almıyorsun? Bize bir anlatsana abi. Abi yemiyorum ki. Yemiyorsun. Yani çok yemiyorum. Yememiş yani. Halinde. Ben 10 öğün yemiyorum da 8 öğün yiyorum. O kadar. Yani. Yakıyoruz. Çok düşük yedim. Çok yürüyoruz bir de. Yürümeyi severiz. Pastırma. Pastırma. Şu üzerine seçilmiş pastırma bu arada. Genelde pastırmada bir çok tuzlu oluyor ya. Bu o kadar değil. Aynen. Tamam ya. Allah'ım olmayan da versin. Amin. Şunu da mı koyayım? Tamam. Olmadı. Yok. 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 Biz yemeye devam ediyoruz. Bir sonraki mekanda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi Konya'da ikinci mekanımıza geldik. Davut abinin yanına. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Şükür abi, sizler nasılsınız? Vallahi iyiyim ben de, çok şükür. Burada şimdi çorbalarım var Davut evet. Abi. Kaç çeşit çorba var burada? 14 çeşit çorba var efendim. Heh. Ustam senin ismin nedir? Benim Hasan. Hasan abi, sen çok güzel saydın biraz önce isimleri. Bir daha sayar mısın? Abicim, arabaşı, mercimek, tavuk suyu, ezogelin, domates, yayla, yoğurt, bu yayla, bamya, işkembe, kelle, ayak, tuzlama, beyin, karışık, damar, çürük, meram,
Terapi gibi. Evet. Yemin ederim çok güzel saydı. Şimdi ben size bırakıyorum. Şöyle iki çeşit çorbandan içerim. Hangileri olsun? İki çeşit çorbamızdan içeriz. Bir tane bamya verelim. Evet. Düğün bamyasını. Bir de paça verelim. Olur mu abim? Tamamdır. Ayak paça, uzun paça. Anladım. Tamam. Birer porsiyon alırım ben onlardan. Tamam efendim. Ha şöyle oraya da gelin. Daha yakında göstereyim. Hemen ayağı bir var. Şöyle bir. Hı. Bir kelle paça, bu ayak paça oldu efendim. Tavut abi kaç senedir var burası? Burası 35-36 yıllık var. Allah daim etsin abim benim. Amin. Ben burada elemanım. Adaşım herhalde. Ali abi var buranın evet. Sahibi. Evet. Şöyle buyur abi. Paça suyunda. Oh, bu tamamdır. Suyu. Evet efendim. Buyur. Üzerine de güzel bir yağ geldi. Evet. Bu tamam. Bir tane de bamya alalım. Bir de bamya vereyim abi. Tamam. Şöyle işte buradan çekelim. Yok sıkıntı yok abi. Duman üstünde. Evet, dumanın üstünde. Çok sıcak olur bamya. Buyurun efendim. Davut abi ellerine kollarına sağ. Onu da müşteriye yapıyorsun. O ne çorbası? Bu arabaşı efendim. Arabaşı. Heh. Bunu da müşteriye göndereceksin. Evet efendim. O üzerine attın ne kaşar mı? Tavuk eti efendim. He tavuk eti. Burada parlak. Evet. Ben şöyle tadıma geçiyorum. Güncel fiyat nedir Davut abi? Güncel fiyat. Bamya 65. Evet. Paça 55. Ellerine kollarına sağlık. Hemen tadıma geçiyorum. Şimdi çorbalarımızı Davut abi hazırlattık. Bu paça çorbası, bamya çorbası. Şöyle. Hemen heyecan yaptım. Tadına bakacağım. Şöyle iki sene güzel limonumuzu sıkıyoruz. Şu sarımsaktan ufak bir gezdirelim. Antibiyotik. Şöyle bismillah diyoruz. Bamyadan başlıyorum. Ateş gibi. Bamya ufak bu arada. Ben fındık bamya diyorum buna. Bismillah. Paça. Bunun da tadına bakın şöyle. İki arabaşı. Şöyle. Hocam iki arabaşı. Üf. Vitamin ya resmen. Bunu diyettekiler için yiyeyim. Biraz ulaşıyor. Diyetteki arkadaşlar bence bunu gerçekten yemeli. Çok sevdim ama kavuşamadım diyenler için yiyeyim. Uyuyuy. Arkadaşlar. Ben yemeye devam ediyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden gelirseniz afiyet olsun. Az yağlı arabaş üstten. Şimdi Konya'da gezmeye devam ediyoruz. Köfteci Nevzat Usta'nın yanına geldik. Evet, ama sen oğlusun herhalde. Evet, şey torunusun. Torunuyum. Üçüncü kuşağım efendim. Üçüncü kuşağı. Evet, hayırlı ben. İşler kolay gelsin. Allah razı olsun. Ustam burada nelerin var önce bir anlat bize. Efendim bizim ürünlerimiz kuzu etinden köfte, evet. Kuzu şiş ve Arap köfte var efendim. İsterseniz bunların tanıtımını hemen yapalım. Hemen şurada başlayalım. Her şey taze hazırlanıyor burada. Nevzat Usta'm. Şöyle efendim. Bu acısız şiş köftemiz efendim. Bir porsiyon şeklinde. Altılı bir porsiyon. Evet, ben sana bırakıyorum. Tamam. Sana güveniyorum. Ne hazırlarsan yerim. Zaten ben bir ideolojim var. Ne bulursam yiyorum ben. Tabii ama efendim. Yenilebilecek şeyler o sadece. Arap köfteden de size tattıracağım. Bu da çok güzel. Of, kıpkırmızı duruyor ha. Evet efendim. Afrika acılı Arap köfte. Bunlar kuzu eti değil mi? Kesinlikle kuzu eti. %100. Kesinlikle. Bu da kuzu şişimiz efendim. Bu da kuzu şiş. Of. Çok kötü pamuk oldum. Size, açlıktan öleceğim. Bir saat önce yedim ama yine acıktım ben. Canlarımız var efendim. Heh. Şu şekilde süslüyoruz. Piyaz. O ne? Cacık efendim. Cacık. Üzerine yağ geldi. Piyazımızı bol yağlı.
Aynen. Yağ bol. Kesinlikle efendim. Bizi yağ bol da. Ustam. Evzat ustam. Yaş kaç ya ustam bu arada senin? 22 efendim. Maşallah. Elimize geldiğince... Hiç göstermiyorsun bak. Samimi söylüyorsun. Aynen öyle. Da o da attığımız ezme, domates ezme. Ezmesi. Evet efendim. Allah Allah. Şu şekilde. Bunlar yanında ikram veriyorsun. Kesinlikle efendim. Cacığı, piyazı ezmesi. İsterseniz pişirme kısmına geçelim. Hemen. Pişirime geçtik. Evet efendim. Oh. Ocağımızın böyle parlak. Mangala geçtik. İlk önce sıcak ekmeğimizi müşterilerimize... Ha, aşağıdan ekmek katıyorum bir de. Tabii, tabii, tabii. Ekmeğe de pişiriyorum böyle. Aynen öyle efendim. Heh. Şu şekilde. Karışık ürünlerimizi hızlı bir şekilde. Kuşbaşımızı hafif önden alırız. Tamam. Köftelerimizi aynı anda sıçmak için. Anladım. O biraz daha geç pişiyor çünkü. Aynen öyle efendim. Saf et olduğu için. Evet. Lokum ya. Bas kaç yıldır var ustam? Biz 1980'den beri dedem eski garajın oradaydı. Ondan sonra 43 sene mi yapıyor? Evet efendim. Aynen. 43 sene olmuş. Allah daim etsin. Amin. Amin efendim. Bak konuşuyor resmen. Şu şekilde. Heh. Ürünlerimizi. Ya bu çok ya. Oldu. Arkadaki ürünlerimizi de müşterilerimize veririz efendim. Tamam efendim. Bu şekilde çeviriyoruz. Dört tür şeklinde pişiyor efendim. Heh. Fazla pişirmeden, suyunu kaşırmadan. Yağları tabii. Araya gitmesin. Çeviriyorsun hemen. Aynen öyle efendim. Ustam sen kaç senedir bu işi yapıyorsun? Burada kaç senedir varsın? 10 yıldır bu işi yapıyorum efendim. 12 yaşından beri. 12 yaşından beri buradasın. Evet efendim. Dükkan değişmedi, hep burada değil mi? Evet efendim. Burayı tarif eder misin bize? Burası tabii. Nerede? Burası Mevlana'ya çok yakın bir bölgedeyiz. Evet. Mevlana'ya yakın Azize Camisi'nin hemen tam sağ çaprazında. Aynen. Azize Camisi'ne çok yakınız. Bak konuşmaya başladı ufaktan. Ne diyor bu? Bir şey diyor bu. Beni ye diyor. Heh. Beni ye diyor. Bak ben yiyen şişman, yemeyen pişman diyor. Aynen öyle efendim. Özellikle beni şunda iddialıyız. Bir kere tatmanız yeterli Allah'ın izniyle. Bir kere tatınca müptela soruyoruz. Aman yakma. Yanmasın etimiz. Allah Allah. Biz de Allah'ın izniyle. Kontrol bizde. Heh. Amanın. Bak yağ orijinal olduğu evet. için, kendi aynen. etin kendi yağ olduğu için böyle közde tutuşuyor bu. Ortalama kaç dakikaya pişer bu? Yaklaşık 3 dakikada pişer. 3 dakika hazır. Yaklaşık pişmek üzere zaten. Sulu sulu. Allah Allah. Dumana bak. Üstümüz başımız parfüm. Boşuna parfüm almaya gerek yok. Buraya aynen gel. Öyle, aynen öyle. Dumanın karşısında dur. Tamam. Azleyeceğim sizin hemen yakında köftecin evde olsun. Şu anda ürünlerimiz pişti. Köfteler hazırlandı. Aynen öyle efendim. Tabakları da çekelim. Hemen çekelim. Of. Of. Sanat eseri ya resmen. Allah Allah. Gömmeye hazır. Güncel fiyat nedir ustam şu an? Efendim bir porsiyon köftemiz 100 lira. Yanında cacığı, piyazı, ezmesi ikramımız efendim. Bir porsiyon. Bu 1,5 karışımız. 1,5 karışık oluyor. Bunun fiyatı nedir peki? 50 TL efendim. Bu da 150 lira. Tamam. Ben tadıma geçiyorum usta. Ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Afiyet şifa olsun efendim. Önce şöyle bir göstermek istiyorum ya. Bakar mısınız? Ya tablo gibi ya. Nevzat usta resmen sanat yaptı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bize bir şöyle sanat yaptı. Ben heyecan yaptım. Hemen tadına bakmak istiyorum. Ustam. Ama beraber yiyelim. Tabii 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 tabii. Şöyle bana bir sokun. Hiç hatırladın mı? Çakalın. Gel beraber şöyle bir sokun yapalım kendimize. Ben adam alayım, ben sokumu severim. Sen mi yap kendine? Çatalla yer mi? Abi ben sana yardımcı olayım. Şöyle yap hocam. Şöyle ekmeğin arasına güzelce yatıracağım. Şöyle soğan salatamızdan katacağım.
az Arap'tan, az da şiş köfteden. Ondan da anlatalım. Onu da bölüşek seninle. Sen az geldi şundan. Yok yok yok. Sen ya abi. Sen şimdi misafirsin. Her zaman yiyorum. Az tutuyor soğan. Ne yapacağız şimdi? Bir de şöyle zehrini de alalım. Aynen öyle. Yani önce gel şöyle. Bismillah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İlk lokmayı yuvarlıyoruz. Lokum ya. Dişi olmayanlar direkt gelip yiyebilir. Çok rahat. Köftemiz yumuşacıktır abi. Kesinlikle. Vallahi bakın. Herkes gelip tadabilir. Yaşlısından gencine, çocuğuna kadar. Özellikle dişi olmayanlar gelsin. Onlar da gelebilir. Şöyle. Bunu tam diyet ürünü değil mi bu? Diyetteki kesinlikle, arkadaşlar çok rahat kesinlikle. Yiyebilir. Kesinlikle. Diyettekiler de gelebilir. Formunu bozmadan gel ye. Aynen öyle efendim. Hadi devam. Alışkanlık yapan lezzet diyebiliriz. Öyle de diyelim. Kapı girişinde zaten yazar, tadı damağınızda kalır. Kesinlikle tadı damağınızda kalır. Ben kendimi durduramıyorum resmen. Bak, buz işlerimiz. Pamuk gibi elde pamuk bölünebilir. Pamuk. Adana'da pamuk tarlasından gelmiş sanki. Önden. Bismillah. Şöyle mezelerden de bahsedelim. Tabii Konya'mıza has tahinsiz. Ürünlerimiz bu şekilde efendim. Gerçekten. İşte bu yiyen ölür mü? Kesinlikle ölmez. Ölmez abi. Ölüyü de diriltir bu. Kesinlikle. Bak, diriyi de diriltir. Arkadaşlar, ben yemeye devam ediyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Bak, Nevzat Usta'mı bulur. Diriltirsin değil mi? Bu lezzette mahrum kalmayanlar. Seni bulur, bulsunlar, diriltir. Aynen öyle ben. Bulursun, diriltsin. Görüşmek üzere. Ben bu yemeye devam ediyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Dinletleyelim. Abi soluksuz bitirdi vallahi maşallah. Şimdi Konya'da gezmeye devam ediyoruz. Etli ekmek yemesem olmazdı zaten. Şöyle göstereyim önce mekanı. Yasin abimin yanına geldim. Şöyle içeri giriyorum. Selamun aleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin Yasin abi. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Çok şükür iyiyim valla. Seni gördüm daha iyi oldum. Şimdi Konya'nın bir etli ekmeği var. Heh, bunu yemeden gitseydik bizi vururlardı. Onun için heh, taşa tutarlardı. Senin ellerinden şöyle bir ha. Odunu göster. Etli ekmeği yemeden gitmeyin. Şöyle odunumuzu. Odun ateşinde yapıyor. Tabii kesinlikle. Şöyle beraber bir etli ekmek yapak senin. Kamyon lastiği yapıyoruz. Heh, yap ne istiyorsan tır lastiği yap, kamyon lastiği yap. İsmi nedir ustam senin? Kaç yaşındasın? 18. He, büyük büyükmüşüm ben 15 derdim sana. Ha. Şöyle biraz yaklaşayım. Yanından göstereyim. Bak hani herkese böyle koyuyorsunuz değil mi? Bizde şey olmaz abi. Herkes aynı. Yani hakkımızı alıyoruz. Ne eksik ne fazla. Hakkımızı alıyoruz, hakkını da veriyoruz inşallah. Heh. Oh. Sanat eseri ya. Bakar mısın? Bunu böyle bile yerim ben. Ama böyle yemek tabii. Tavsiye etmiyoruz. Böyle güzelce küreğimize yatırdın. Şimdi ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Ateşte buluşturacağız şimdi. Ah, gönder abi. Böyle. Koltuğa sallıyorum. Hah. Tam böyle işte sakin. Ortalama kaç dakikaya pişiyor abi? Ortalama 5 ile 6 dakika arası. 5-6 dakika.
Tamamdır. Burası neresi? Biraz tarif eder misin yani? Burası Kadınlar Pazarı. Kadınlar Pazarı'nda. Yeni Çarşı mağazaları içerisindeyiz. Evet. Tuğra Etli Ekmek ve Yasemin olarak hizmet ediyoruz burada. Sabah 5'te geliriz. 5'te. 5'te geliriz. Yasemin hamurumuzu yiyoruz. Yasemin'le bismillah deriz. Öğlene doğru da etli ekmek, lahmacun, bıçak arası, Mevlana. Evet. Bu şekilde devam ederiz. Burada hayat erken biter. 5'te değil mi? Anladım. Tek akşam namazına kalmıyor burada insanlar. Kenarda kalmazık. Bir de hava da soğuk şu an, kışın bile. Aynen. Hava da soğuk olunca. Biraz daha geç olabilir. Aynen. Bu şekilde yola devam ediyoruz. Hah, pidemiz geliyor. Etli ekmeğimiz geliyor Allah'ın izniyle. Etli ekmeğimiz geliyor. Oh. Şöyle. Tamamdır. Şöyle bunu bir de diliyorsun. Tabii. Porsiyon haline getiriyorsun. Kısa genişte fazla bir şey yapmayız. 3-4 parça getirir oluyor zaten. Tamam, fark etmez. Nasıl şöyle istiyorsan, nasıl kolayına geliyorsa. Şu an hazır. Şu an etli ekmeğimiz serisi hazır. Tamam. Ellerine kollarına sağlık. Yasin usta. Güncel fiyatı nedir bunun? 70 TL. 70 TL. Çok teşekkür ederim. Ben tadıma geçiyorum. Etli ekmek yemesek olmaz mı? Şöyle hemen kendime bir sofumu yapayım. Şöyle maydanoz ufak. Limonumuzla zehrini de alalım. Bismillah. Bu lahmacuna çok benziyor. İlk defa yiyorum bu arada. Sen adamsın ya. Markası. Ve uzun dersen çok daha lezzetli olur. Tuğra Etli Ekmek'teyiz. Konya'da gezmeye devam ediyoruz. Yasin abi bizi çıldırttı. Konya'ya gelirseniz muhakkak buraya gelin. Yasin abi zaten konumunu belirtti. Sasa söze gerek yok. Gelin çıldırın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bismillah. Kendinize iyi bakın.